Herkese selam, ben Can. Bugün Apple'ın yeni etkinliğinde neler tanıtıldı, yenilikler neler, onlardan bahsedeceğiz. Şimdi Apple bu yeni etkinlikte bir adet iPhone SE modelinin yeni özelliklerini, TV Plus özelliği olarak işte Apple TV'ye eklediği, işte beyzbol yayınlarıyla diğer değişiklikleri, yeni Mac Studio modelini ve yeni tabletini tanıttı. Evet, bu etkinlikte birçok ilgimizi çeken konular oldu. Birçok fiyat kırgınlıkları da oldu, gönül kırgınlıkları gibi. Senin bu etkinlikte en çok dikkatini çeken ne oldu? Ne oluyor? Etkinlik sonrasındaki Apple Store'daki zamlar oldu. Yani Apple etkinliği öncesinde sonrası arasında iPhone 13'te yaklaşık 2500 liralık bir zam yapıldı. Fiyatlar güncellendi. En çok dikkatimi bu çekti açıkçası. Bunun dışında hani etkinliğe gelecek olursak iPhone SE beklentisi vardı. Hatta videosunu da çektik. Nasıl bir beklenti olduğu ile ilgili. Bunlar doğru çıktı bu arada. Ama ben hani en azından kamera tarafında ve ekran tarafında biraz daha bir geliştirme bekliyordum. Yani sadece işlemci adam akıllı baktığında aslında sadece işlemci, tamam iPhone 13 işlemcisini aldık, işte iPhone SE'ye koyduk diyorlar. Ama ekran ve kamera aslında önceki nesille aynı. İşte kamera konusunda da deniyor ki A15'in işlemcisi daha iyi. Ya yani işlemci olarak daha iyi bir işlemci koyduğumuz anlayı da kamera daha iyi bir performans ortaya koyacak deniliyor. Ama bu ne kadar pratikte görebiliriz emin değilim. Onun için fiyatını ben biraz daha ucuz bekliyordum. Yani en azından Türkiye fiyatını. Yani 11 bin lira bana biraz yüksek geldi. Böyle bir 8 bin, 9 bin lira civarında ya, bekliyordum ben. Orada şimdi bir şey katmak istiyorum. Aslında yeni fiyatlar güncellenmemiş olsaydı eğer, atıyorum hala iPhone 13 16.300'den satılıyor olsaydı, hani onun böyle 2500-2700 gibi bir zam yediğini düşünürsek, aslında bu SE'de de şu an 2000 liralık bir zam var. Yani atıyorum bu 9000'e çıksaydı da emin olun bir ay sonra 11000 olacaktı. Evet, öyle bir durum. Öyle bir pay olduğu için bence. Yani sonuçta aralarında yine 6000 liraya yakın bir fark var. Evet, öyle doğru. 8000 lira fark var. 19000 lira şu an. iPhone 13 19000. Evet, 18999. 8000 lira fark var. 10999 şu an yeni tanıtılan 3. nesil iPhone SE. Yani öyle olunca iPhone'un da demek Apple'ın da demek istediği hani hala en ucuza ya, iPhone. Apple şunu diyor ki aynen diyor. Eğer sen inanılmaz fotoğraf çekmiyorsan, işte inanılmaz böyle ekran senin çok önemli, sen telefonu daha böyle hani azami şekilde kullanıyorsan, hani herhangi bir şeyde tam fotoğraf çeksin ama hani çok da bir şey olmasa gerek yok diyorsan, ama hızlı bir cihaz istiyorsan, ne bileyim hani birkaç uygulama açınca kasmasın, beni alınca beni atıyorum 3-5 yıl kasmadan götürsün diyorsan çok mantıklı bir cihaz. Fiyatı nispeten uygun ve işlemcisi iyi. Tamam, kameradan bir beklentin yoksa da ekrandan bir beklentin yoksa mantıklı bir cihaz. Hem boyutu da küçük, cebinde de rahat sar. Aynen. O bakımdan rahat bir cihaz, aynen. Daha kompakt, kullanılabilir. Biraz şeyden bahsedelim, tabletlerden. Ya iPad Air'da da yine aslında benzer bir durum var. Orada da işlemci, yani M1'e çıkartmış. Onun dışında da boyutta, kamerada bir fark yok. Adam akıllı bir M1 geliyor, ekranda bir fark yok. Yeni bir renk eklemişler sanırım. Ha evet, ondan bahsettiler. Mavi bu arada orada şu var. Mavinin tonu değişmiş abi. Yani neyin renk değil, ton sulanmış değişmiş. Sulanmış birazcık. Evet, biraz bir su kalkmışlar. Koyu o gibi de olmuş. Biraz da pastel bir renge kaymış. Yani aslında yeni renk deniyor ama diğerinin de mavisi. Biz onu şaşırdık. Yani eski nesil de mavi yok muydu? Koyulmuş, doğru. Eski nesil de mavi yok muydu dedik. Ama hani bunda da mavi var. Orada biraz ton değişmiş. Belki de diğer renk pahalıya geliyordu. Orada bir de şöyle bir şey. Tabii belki de diğer renk pahalıya geliyordu. Bir de şöyle bir şey olmuş. Apple'ın sitesindeki ölçülerde bir arada 30, evet, 30 milimetrelik, evet, bir hata var. Yok, şöyle şey yapmışlar. Yani yeni neslin boyutlarında, uzunluğunda şeyli rakamların yerlerini yanlış yazmışlar. 274 yazmışlar. Orayı 247 olması lazım. Bu arada onun dışında iPad'de ön kamera da değişti. Ondan bahsetmeyi unuttuk. Ön kamera 12 megapiksele çıktı. Artık Apple'da hani FaceTime'ı çok kullandığımız ya da ön kameradan görüntülü görüşme yaptığımızın farkına nihayet vardı. De geniş açı eklendi. Tabi bu da hani yani bir çekim yaparken ön kamerayla gerçekten büyük etki yaratır.
Ya orası öyle ama bir tablette ne kadar ön kamera kullandın dersen hani görüntülü konuşmalarda tabii ki. Onun dışında kullanmıyorsun zaten. Ama onun dışında çok da ihtiyaç olmuyor. Ya ama eğer sen bunu klavye takıp bilgisayar gibi de kullanıyorsan ne bileyim üniversitede kullanıyorsan bir Zoom'a girince en azından hani tabii görüntü iyi olması gerekiyor. 5G gelmiş. Ben bilmiyorum Türkiye'de yüzde kaç acaba böyle LTE versiyonu, sim kartlı versiyon satılıyor iPad'lerin ama yani %10 satılmıyordur gibi geliyor bana. Bence de çok tercih edilmiş. Yani o yüzden 5G gelmiş ama tam Türkiye'de 5G de yok. Şu an itibariyle çok mantıklı değil. Yok, buçukta kaldık. Evet. Neyse Mac'lere geçelim. Hala umduğumuzu bulamıyoruz. Mac'ler yani fiyata bakmadan konuşunca aslında. Ya Mac'ler aslında çok profesyoneller yönelik. Evet. Ya ikisi de gerçekten ya çok profesyonel. Yani bizim böyle çektiğimiz YouTube falan değil abi. Yani bayağı film çekiyorsan, ne bileyim klip çekiyorsan vesaire. Ya adamlar hani 2-3 GB'lık şeyleri editliyor düşündüğünde. Hani terabaytlık. Bir terabaytlık pardon. Aynen. Hani aynı anda o kadar terabaytlık bir yani en basitinden ciddi kaliteli bir görüntü bile şu an için bir 10 dakika video yaklaşık 3-5 GB alıyor. Bir de bunun 3 TB olduğunu düşünün ki öyle şeyler o 8K RAID'ler falan. Evet. Yani aynı anda binlerce kare pikselle çektiği için aynı anda birçok görüntü işleyecek bir ben yani profesyonel bir şey lazım. Onlar da bu. İşte aynen onun yani bu çok fazla inanılmaz profesyonel. Zaten stüdyo kelimesi de oradan geliyor muhtemelen. Bir de M1 Ultra olarak yeni bir işlemci çıktı. M1 Max'ten de Max'i iki tane Max'i koymuşlar abi. Birleştirmişler Max'i. M1 Ultra demişler. Yani üstelik ikincisi yarı fiyatına diyerekten. Hatta tam zaten 35 bin lira şeyi bunun 10 çekirdeği tek M1 olanı. Tam ya. 2000 lira. 1000 lira indirmiş. Ha, 2000 lira. 1000 lira indirme gelmiş. Doğru. O kadar. Bu stüdyonun bir de şeyi var abi. Ekranı. Yani Pro Display vardı. Pro Display'in küçüğünü yaptılar stüdyo display olarak. 27 inç Pro Display 32 inçti. Onun dışında 5K Pro Display 6K'dı. Yani Pro Display'in biraz daha böyle bir light versiyonu gibi yapılmış. Ama kamera da eklenmiş. Yani bu ekranın içinde kamera da var. Pro Display'de böyle bir kamera bulunmuyor. Ve kamerada demin bahsettiğimiz iPad Air 5. neslin kamerası ile birebir aynı kamera. Ultra geniş açıda 12 megapiksel bir kamera kullanılıyor. Bir de şu eğim ayarı var. Yani böyle eğim ayarı biraz daha değişik. Hani daha ergonomik olması açısından oraya bir eklenti yapmışlar. Bu sayede daha fazla yön değiştirebiliyor. Eğimini değiştirebiliyorsunuz. Onun dışında bir şey yok. Apple etkinliği bu kadardı. Sonrasında zamlar geldi. Yani diyecek bir şey yok. Sonrası çok kötü. Bu etkinlikle ilgili diğer videolarımıza da kanalımızdan ulaşabilirsiniz. Teşekkürler, hoşça kalın.